Libya ilginç bir yer. Bir. ikincisi Doğu Akdeniz'le doğrudan bağlantısı var Libya'nın. Ne oldu? Hatırlayalım. Bir uçak düşürüldü. İşte e, Hafter tarafı Libya'da. iç savaşın Hafter tarafı. E, bütün Türkleri tutuklayacağız dedi. Bütün e, Trablus'a inmeye çalışan uçağı Türk uçaklarını düşüreceğiz falan dedi. E, yani o kadar da değil dedik biz de. Bedeli çok ağır olacak dedik. Değil mi? Nerede o bedeli çok ağır olacak şeyi e, aydınlıkta 9. sayfada mıydı? ha Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin asmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak. En etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir dedi. <laughs> Akar'a Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirilmesi sırasında Libya'da General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditleri soruldu. Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı. Buraya kadar bir şey yok. Burada daha parmak görünmüyor. Şimdi görünecek. Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye, ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkat çeken Akar şunları söyledi. Bak şimdi parmak geliyor ve böyle sallayacak şimdi. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken asmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağa bak geldi parmak. Parmak burada. Çok ağır olacak. En etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir. Peki ne olmuştu? Hafter'e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'ye hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Hafter'in sözcüsü Ahmet Mismari, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen herhangi bir uçağın düşman olarak görüleceğini aynı durumda Aynı durumun Libya'daki limanlara yanaşmak isteyen gemiler için de geçerli olduğunu söylemişti. Ee, sonra ne oldu? Sonra şu oldu Libya Devlet Yüksek Konseyi General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirdi. Konseyden yapılan yazılı açıklamada Hafter güçlerinin tehditleri pek çok alanda Libya ile işbirliği yapan ve ülkenin toplam ithalatının büyük kısmını oluşturan bir ülke ile ilişkilere vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. Bu Libya Devlet Yüksek Konseyi de iç savaşın Hafter'in karşısındaki bölümü orada iki ayrı şey var ee, taraf var. Ha, bu tür açıklamaların tedavi, ticaret ya da başka amaçlarla dünya ülkelerine giderken İstanbul'u ana hareket noktası olarak kullanan Libyalılara vereceği zarardan büyük endişe duyduğunu aktaran Konsey, Türkiye ile ilişkilere ikili anlaşmalar çerçevesinde devam edileceğini vurguladı. Açıklamada başta Türkler olmak üzere dostlarımıza yönelik herhangi bir saldırı ulusal güvenliğimize verilmiş büyük zarar olarak kabul edilecek ve büyük bir kararlılıkla buna karşı koyulacak ifadesine yer verildi. Peki ne var? Biz niye orada müdahil oluyor? Bize ne? Yani değil mi? Şimdi bir takım arkadaşlar şeye başlar. İşte bu Tayyip var ya bu götürdü. Libya'da da bizi batağa soktu. Suriye'de de batağa soktu. Ne işimiz var bizim Libya'da falan diyecektir. Ha öyle değil. Bak orada bir işimiz var bizim. Ne işimiz var? Bir bakalım o işimize. Deniz. Ne işimiz varmış bir Yok yok değil değil. Şey o tweetler dizisi. Tweetler çekerim. Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Ha. Şimdi Halife Hafter Kaddafi'nin yapmış olduğu o meşhur darbede Kaddafi'nin yanında bulana, bulunan askerlerden birisiydi. Hatta en güvendiği askerlerin arasında yer oluyordu. Nitekim bu güven Çad ile yapılacak savaşta Hafter'e inanılmaz büyük otorite ve güç sağlamıştı. Evet, hızlı hızlı Libya ordusunun büyük bir kısmı milyar dolarlık savaş ekipmanlarının çada yığdığı fakat Fransa'nın çada vermiş olduğu destek ve Libya ordusunun hareket kabiliyetinin kısıtlı olması çadın kabilelerinin ve aşiretlerinin Libya ordusunu yenmesine yol açtı. Savaşta Hafteres e, esir düştü. Bu savaşa şey derler, Toyota savaşı derler. E, o Toyotalar ilk defa orada kullanıldı. Arkasına işte böyle ağır makineli yüklüyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. Öyle de bilinir. Savaşta Hafter esir, esir, düştü. Libya ordusu 1,5 milyar dolar zarara uğrarken 7500 askerini de bu savaşta kaybetti. Libya büyük bir şok yaşadı. Kaddafi'nin otoritesi sarsıldı. Bunun sonucunda Kaddafi Hafter'i, hay Hafter dediğimiz arkadaş da bu. Nereden arkadaş oluyorsa yani. Hafter'i hain ilan Babam ne hayırdır? Ben devam edeceğim. Heh. Allah Allah Allah'ım Allah ya Aa, dur daha bitirmedim. Bir öncekindeyiz. Deniz. Heh. Hafteri hain ilan etti. Savaşın bütün yükünü ona yıktı. <laughs> sonra, sonra ne oldu? Devam edelim. Aynı zamanda yapılabilecek darbeye karşı da e, önlem almış oldu. Toyota Savaşı Libya'nın büyük hizmetlerinden birisi olarak tarihe geçerken işte bu arabalar reklam etmek gibi olmasın ama yani bütün orta şeyde Batı Asya'da kullanılır bu. Irak'ta da e, gördük o işgal sırasında, e, ne bileyim işte Barzani de bunları kullandı, PKK da bunları kullandı, IŞİD de bunları kullandı. Yıkıyorlar arkasına makineli tüfeği, yürüyorlar. Hatta bazılarının önüne şöyle büyük demir şeyler koyarlar, e, parçalar koyarlar ki kalkan vazifesi görsün. Efendim, e, Toyota marka araçlar da gelecek yüzyılda Orta Doğu'da birçok savaşta kullanılacaktı. Bu savaşta dikkat çekmişler, hatta savaşın ismini belirlemişlerdi. Evet, devam. Devamında Haftar serbest bırakıldı ve Amerika Birleşik Devletleri Virginia'ya götürüldü. Burada artık CIA olaya el koyuyor, alıyor adamımızı, götürüyor. Virginia'da ne var? CIA'nin eğitim merkezi var. Çok güzel. Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülme amacının CIA ile işbirliği yapmak olduğu ileri sürüldü. İleri mi sürülmedi? Ya resmen adamı aldılar, götürdüler, ajanları yaptılar. Haftar burada tam 20 yıl boyunca kaldı. 20 yıl. 2010 yılında Tunus'ta ortaya çıkan Arap Baharı ile birlikte Libya'da sarsıldı. Kısa süre içinde Libya'nın birçok yerinde isyanlar çıktı. Kaddafi karşıtı eylemler başladı. İşte bu sırada Virginia'da bulunan Haftar, bak Allah'ın hikmeti işte. Libya'ya kaçak bir şekilde giriş yaptı. Yani yoksa yani Amerika'nın parmağı falan şey. Resmen o ya ne? Kaddafi karşıtı grupların liderliğini yaptı. Özellikle Libya'nın doğusunun bir anda ele geçirilmesinde çok önemli rol oynadı. Uzun süren çatışmalar, saldırılar sonrası Muammer Kaddafi kontrolü kaybetti ve isyancılar tarafından yakalandı, infaz edildi. Şimdi diyorsunuz ki siz de izlerken, baba tamam da Türkiye'nin orada işine. Bunu anlatacaktın, kalktın Libya İç Savaşı'nı anlatıyorsun. İşte Libya İç Savaşı'ndan kaynaklanan bir takım nedenlerden dolayı bizim orada işimiz var. Haftar Ekim ayında Kaddafi'yi düşürdükten sonra yargılanmaya başladı. Kaddafi döneminin suçlularından birisi kabul ediliyordu ve bu yüzden hesap vermesi gerekti. İki yıldan uzun süre yargılandı. 2014 yılında yeniden meydana çıkana kadar da kayıplara karıştı. Kahramanımız, ha bu sırada bak şimdi Türkiye'nin neden orada olduğu şuradan itibaren görünecek. Bu sırada Kaddafi'nin devrilmesiyle birlikte Yunanistan Libya'ya ait 39 bin kilometre kare deniz alanına el koydu. Şu bölge. Nasıl şimdi bizim Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin alanlarına el koymaya çalışıyor. O zaman da Libya'nın 39 bin kilometre kare deniz alanına el koydu. Özellikle Doğu Akdeniz'de Libya'dan açılan boşluğu doldurarak buraları kendi karasuyuymuş gibi kullanmaya başladı. Doğu Akdeniz'de ciddi bir doğal gaz rezervi varken Yunanistan'ın Libya'nın kara sularını da işgal etmesiyle birlikte Yunanistan'ın sulardaki gücü belirgin şekilde arttı ve Türkiye-Libya arasındaki kıyıdaşlık konuşmaları yeniden gündeme geldi. Yunanistan Libya'nın kara sularını işgal ederken 2014 yılında Halife Haftar tekrar ortaya çıktı ve Unur Operasyonu dediği operasyonu başlattı. Böylece Libya'da ikinci kez iç savaş çıkmış oldu. Özellikle Bingazi'deki gruplara karşı saldırıya geçti. 2016 yılına kadar süren savaşta Bingazi'yi geri aldı. Bingazi'yi geri aldıktan sonra adından sık sık söz ettirdi. Daha önce CIA ile çalıştığı öne sürülse bile Hafter'e bağlı olup düşen bir helikopterde ölen 3 Fransız askeri belirlendi. Fransa ile Hafter'in işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Ee, Bingazi'yi geri aldıktan sonra Libya'nın doğusunda bulunan ve petrol bölgelerinin çoğunlukla olduğu bölgelere de operasyon yaparak öbür bölgelere hiç gitmiyor ha. Bu abiler nedense böyle nerede petrol oraya çörekleniyorlar. Trablus hükümetine saldırmaya devam etti. 2018 yılına kadar Libya'nın %95 %95'inde kontrolü ele geçirdi. Şimdi geldik Türkiye'yi ilgilendiren kısma. Doğu Akdeniz'e Türkiye Cumhuriyeti mevcut Trablus hükümetini tanıyor ve bu hükümet ile iş yaparak kıyıdaşlığı öne sürerek Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'den atmak istiyor. Ekte gözükeceği gibi Türkiye'nin isteği bu şekilde. Şimdi bakın şu bölge Libya, Libya ile Türkiye arasındaki bu bölgede Türkiye iş yapabilir. Libya ile anlaşabilirse. Anlaşabilirse. Ama Fransızlar ne yapıyor? İtalyanlar da biraz işin içinde. Fransızlar ne yapıyor? Gel diyorlar Yunanlı. Kıbrıs durumlar sen de gel buraya işgal et. Türkiye'ye kapatalım bu işi. Ne var burada? Petrol var. Demek ki Türkiye'nin nesi varmış orada? Çıkarı varmış. Değil mi? Devam. Evet. Eğer Türkiye ile Libya arasında kıyıdaşlık antlaşması yapılabilirse Yunanistan Doğu Akdeniz'den atılacak fakat Hafter Trablus hükümetine saldırıyor. Yani Türkiye'nin Yunanistan'a karşı iş yapmak istediği hükümeti devre dışı bırakmaya çalışıyor, indirmek istiyor. İşte burası Güney Kıbrıs Rum yönetimi denilmiş. Anadolu Afrika Ortay hattı, Türkiye-Mısır deniz yetki alanları sınırı var. Güney Kıbrıs'ın Mısır'dan gasp ettiği bölge var. Mısır'da da ortalık karışık yer. Abiler nerede durum karışıksa gidiyorlar oranın e, şeyine deniz alanına el koyuyorlar. Libya'nın el koyuyorlar. Mısır'ın el koyuyorlar falan. E niye? E benim arkamda diyor Amerika var, Fransa var. E Türkiye ne yapacak? Hakkını yedirecek mi? Ama Amerika'nın, Fransa'nın haklarını Türkiye'de başkaları savunuyor işte. Tayyip Bezeli bir bataklığına soktu. Sokmazsa Tayyip'e kızım sırf Tayyip düşmanlığı yapacağım diye Türkiye'nin haklarından vazgeçmesini istiyor işte bu tipler. Çok kızıyorlar Tayyip'e. Ben de kızıyorum ama Tayyip Erdoğan'a olan kızgınlığım vatanı olan sevgimden daha fazla değil. Önce hangisi gelecek? Vatana olan sevgin gelecek. Evet devam edelim. Eğer Haftar amacına ulaşır da Trablus hükümetini düşürürse Türkiye'nin Libya'da iş yapabileceği kimse kalmayacak ve dolayısıyla Yunanistan Libya'nın kara sularını işgal ettiğiyle kalacak. Doğu Akdeniz'de güç elde edecek. Haftalar saldırılarına halen devam ediyor. Buna karşılık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'ya gitti. Libya'nın yeniden güçlenmesinde Türkiye'nin çok ciddi yardımda bulunacağını söyledi ve her şeyden önemlisi Libya'daki görüşmede Türkiye'nin istediği kıta sahanlığı haritaları ortaya çıkarıldı. Sonra Hulusi Akar'ın gösterdiği haritalar bugün Yunanistan'ın kendisine ait saydığı kara sularının aslında Türkiye'ye ait olduğunu ve Türkiye'nin bu kara sularını almaya kararlı olduğunu belli ediyordu. 2018 yılının Kasım ayında Hulusi Akar bu haritaları gösterdikten sonra 2019'un başında Hafter'in Trablus hükümetine saldırıları başladı. He, birileri dedi ki Fransa, Amerika vesaire Türkiye sana orada iş yaptırmayız. Haftada e dediler ki yürü bakayım. Yürü Türkiye'nin anlaşmak istediği adamların üstüne. Ha? Türkiye bu saldırılara karşı Libya'ya gereken yardımları yapıyor. Hatta bazı Yunan gazeteleri Türk ordusunun bazı subaylarının Libya sahasında aktif olarak savaştığını yazıp böyle bir iddiada da bulunmuştu. Hafter'i destekleyen ülkeler kimler peki? Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi destekleyen ülkelerle aynı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Türkiye'ye karşı olanlar. Yani Suudi Arabistan tek başına bir devlet midir? Birleşik Arap Emirlikleri tek başına bir devlet midir? Ya. Yani Amerika. Anlaştık. Hadi şimdi kızın Tayyip Erdoğan'a. Türk ordusunun Libya'daki savaşta bulunması bir tercih değil bir zorunluluk. Doğu Akdeniz'in düğümü için Libya önemli konumlardan birisi Yunanistan'ı dışarıda bırakabilecek bir durumda. Bu yüzden Türkiye Libya'da aktif olarak mücadele ediyor. Türkiye'nin Libya'da aktif olarak savaştığı Haftar, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve Trump Pompeo ikilisiyle Beyaz Saray'da görüşme yapacak. Türkiye'ye karşı kurulan ittifakın içinde yine Amerika Birleşik Devletleri var. Anlaştık. Hadi şimdi gelin. Yine Tayyip Erdoğan'a kızın. Bizi Libya'da bataklığa sokuyor diyeyim. Bilmem ne deyin. Ya Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız. Ya Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız. Ben birinci şıktan yanayım. ikinci şıkkı destekliyorum o kadar.